Selamlar arkadaşlar. E, tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Ek olarak da bu videoya bir like atarsanız çok memnun kalırım. E, bugünkü ikinci videom olacak. E, uzun zamandır da önceki videoda belirttiğim gibi arkadaşlar e, YouTube'dan Uzam Black Desert'ı zaten bırakmıştım. Discord sunucumuzdan da sizlere belirtmiştim. Ama belirtmedim arkadaşlar. E, haber almayan arkadaşlar varsa onlardan da e, özür dileyerek e, şimdi haberiniz haberiniz olduğu için e, kusura bakmayın dostlar. E, ama Tekrardan buradayım bir süreliğine sizler için yine videolar çekmeye çalışacağım Diğer videomu da izlemediyseniz yepyeni bir Netmarble'ın oyunu çıktı A3 Still Alive diye açıklamada da Discord linki olacak arkadaşlar Oradan da bana kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz Oyuna özel de bir kategori açabiliriz orada isterseniz A3 Still Alive oyunu oynamak isteyenler varsa bana özelden bilirsin Discord'dan orada yardımlaşma kategorisi oluşturabiliriz. Bugünkü konumuz Black Desert yepyeni bir güncelleme geldi ve sizlerle bundan bahsedeceğim. Öncelikle neler geldi arkadaşlar? Oyun içerisinde girdiğimizde şöyle şurada Pet of Glory kısmında yepyeni bir seçenek gelmiş. Yani Hadum kısmı direkt zaten ben yeni girdim oyuna ve bazı Hadum knowledge'larını otomatik olarak yapmış olarak işaretlemiş zaten. Tek yapmam gereken bir tıkla receive reward diyerek şöyle Hemen alalım ödülü. Bir adet zaten bize ne vermiş? Takı kutusu vermiş. Diğer bir ödüle bakacak olursak. Şu arkadaş beni rahatsız etmeye başladı. Ve <laughs> burada video kısmı çıkıp duruyor. Neyse. Onu kenara aldık. Şimdi 3000 tane dark coin'imiz oldu. Bunlara tek tek bakmayacağız tabii ki de. Ne tarz görevler istiyor, neleri tamamlamanız gerekiyor. Onlarla zaman kaybetmemize hiç gerek yok. Şöyle hediye kutumuza geldiğimizde Prime Gaming Amazon'un sezon 4'ü vardı zaten. Bunu da biliyorsunuzdur. Bunları zaten atmadım. Şimdi bir video atacağız arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra. Umarım sevinirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Like atarsanız da mutlu olurum. Yepyeni karakter geldi arkadaşlar. Hatta karakterler geldi. Musa ve Mayva. Sanırım Mayva üzerine biraz yoğunlaşabilirim. Onu main'im yapabilirim. Bilmiyorum. Fikirleriniz nelerdir? Mayhuvayı seviyorum gerçekten ben de. Ee, hemen ödülümüzü alalım. Level 10 yapma chesti diyor. Bakalım neymiş. Ee, bunu kullandığımızda şu aşağıdakilerden bir tanesini hatta 3 tanesini arkadaşlar. Bir tanesini değil 3 tanesini alacakmışız. Ee, tier 3 veya Tier 4 kutusu 2 tane. Şansınız artık 3 veya 4 hangisi gelirse. Daha sonra 120 adet Good Armor, Blackstone ve Musa Mayevli Level 20 yapma kutusu. Bunları level atlattıkça açacağımızı düşünüyorum, tam olarak emin değilim tabii ki de. Musa Fiesta etkinliği geldi. Burada yapmanız gereken e, balık tutmamızı istiyor. Gördüğünüz gibi D7'ye kadar gidiyor. D1, D2, D3. Biz D1'deyiz şu an. İlk gündeyiz yani. İlk gün bizden 1, 2, 3, 4, 5 tane balık, 5 kere balık e, tutmamızı istiyor. 5 kere balık tutacağız ve ekstradan altlarında da belirtilmiş ne kadar tutacağınız arkadaşlar. Ee, balık tut bir tane tutunca ilk görev tamamlanmış olacak. 3 tane tutacağız. 5 tane, 7 tane ve toplamda 10 tane balık tutmanız gerekiyor. Bu etkinlik de bu şekilde. En sonunda da bize ne veriyor? Bir tane kırmızı takı veriyor. kastan armuru veriyor. Ve e, tier 5 at veriyor. Tier 5 ata da kim düşerse artık. Neyse. E, bingo etkinliği gelmiş. Refresh diyerek tazeliyoruz. Burada şunlar var. Hediyeler var. 3 tane. Alchemiston fragmenti elde edebiliriz. Ee, Max statlarda mystical relic veriyor. Ee, bunu nereden kasacağız? Yine aynı şekilde. Bu bingo bir ticketlarını slottan kasarsınız büyük ihtimalle arkadaşlar. Farm yaparak her zaman yaptığınız gibi. Şöyle bakacak olursak. Relik uyandırma geldi sanırım. Şöyle tıkladığımızda reliye. Aynen altında hemen awaken Relic diyor. Geçen de şansıma yani 4 ay boyunca kırmızı çıkmadı arkadaşlar. Geçen bir geri döneyim dedim. Relik açtırdım. Kırmızı çıktı. 9900 CP'm vardı. Dün başladım ben oyuna tekrardan arkadaşlar. Şu anda 10325 CP'm var. O da sadece buradan geldi. Yeni amblemi çıkarttım. Path of Glory'den. Ve 285 AP, 285 DP veriyor zaten. Artı 12 yapabildim. Direkt zaten 10.325 CP'ye ulaşmış oldum arkadaşlar. Relic Awakening'e geldiğimizde Awakening Relic tıklayarak Relic'imizi şey yapacağız fakat 50 tane Relic Craft'lamamızı istiyor. Şöyle tıkladığımızda üstümüzde Relic var mı hiçbir fikrim yok. Sanırım Relic yok şu anda arkadaşlar. Onun için de ne yapmamız gerekiyor? Kampımıza gidip benim stokta vardı biraz çok az. Umarım yeter onlar. Bankamıza hemen bakalım. Şurada relikimiz olacaktı. Çok güzel. Bunu alırız. Bunlar zaten her türlü yeter diye düşünüyorum. Kutular varmış. Onları da bir açalım tabi. Black Spirit XP'mizi aldık. Taki kutusu falan filan verdi. Şurada da bir petimiz var zaten. Relik de aldık arkadaşlar. O da güzel. Hemen biz ana... Konumuza gelelim. Direkt relikleri craftlayalım. 50 tane craftlamamız gerekiyor zaten. Umarım yeter. Gerçekten emin değilim. Yetmezse geçmiş olsun. Ne diyeyim yani. 31 tane çıkmış gerçekten. Ne yapabilirim ki ben şimdi anlamadım. 200k'ya harcadım daha dün. İlginç bir şekilde... Keşke Relic Fragment'i verselermiş. E, faydası olurdu yapamayanlar için. Neyse arkadaşlar bunu yapamayacağız sanırım. Çünkü 31'de kaldı. 50 tane Craft'lamam gerekiyor Relic. E, maalesef e, o yüzden kusura bakmayın şimdiden. Ama Awakening Relic dedikten sonra bu, bu görevi tamamladıktan sonra uyandıracağız arkadaşlar. Ek olarak, ek olarak neler gelmiş e, hemen bir bakarsak. Her zamanki kısımdan bakacağız. Official, resmi forma tıkladıktan sonra buradan yama notlarına bir göz atacağız seri bir şekilde. Kaçırdığımız bir şey olmasın diye buradan bakmak istiyorum. Musa ve Mayhva geldi zaten. Level atlatırsanız level atlatma etkinlikleri var. O yüzden sizler için daha iyi olacaktır. Yeni karakterlerden bahsettik. Atak tipi mele, silahları, ana silahı blade ve sub weapon dediği alt silahta horn olmuş arkadaşlar. Relic uyandırma dedim az önce ve ek olarak buna gilf imbuyment diye bir şey gelmiş. Bunlar da unique gilf, bunlar ek özellik veriyor arkadaşlar. Bunları reliklerinize takacaksınız. Örneğin burada göstermiş atak 15 veriyor, defans 7 veriyor. Ve pvp'de vurduğunuz hasar diyor arttırıyor %0.2 Bunları reliklere takarak ek özelliklere sahip olabilirsiniz. CP açısından da güzel bir kaynaktır. O yüzden mesela Unique Unknown bilinmeyen e, Unique Gulf demiş. Gulf demiş. Özellikler 13-27 arası AP. DP'de 7-13. de verdiği hasar da 0.1 ile 0.3 yüzde. Bunu da Black Sun'dan veya Valencia'da ...kasabilirsiniz arkadaşlar. Ama Hadum olacak. Hadum'a girip Valencia bölgesine gitmeniz lazım. Oralarda farmlamanız gerekiyor. Oralardan çıkartabilirsiniz. Bunu ister markette satarsınız arkadaşlar. 90M gördüğünüz gibi. Ya da kullan diyerek, use diyerek... ...bu belirtilmiş olan... ...özelliklerden rastgele... ...o arasında bir tane... E, ...özellik alırsınız arkadaşlar. Tabii ki de bunları da reliklere takacaksınız. O yüzden... İlk aşamada satmanız mantıklı bir hareket olmayacaktır. Düşüncem. Plafe hikayesi gelmiş. Storiesi. E, yeni bölgeler eklenmiş. Crimson Mine ve Plafe diye. Ve bu bölgeler içinde quest line'ı varmış. ayrıyetten. bilginiz olsun. Önerilen CP bu bölgeler için Aliens Realm'da. 10.500 ve 15.500 CP arası. Tabii ki de zaten e, bu şekilde olacak. Para yatıranlara bir öncelik sağlamaları lazım. Onlara bir ...yatırdıkları paranın hakkını vermeleri lazım ki... ...yüksek CP getirecekler. Herkes giremeyecek. Her zaman yaptıkları şey. Canoveva'nın... Ee, ...mağazası gelmiş. Ee, Hadum tokenleriyle... ...gördüğünüz gibi bir tane Hadum tokeniyle... E, ...ürünlere bakabiliyorsunuz... ...ve silver karşılığı... ...para karşılığı alma şansınız olacaktır. Ne tarz ürünler çıkacak hiçbir fikrim yok... ...gerçekten. Onu artık kendiniz çözeceksiniz arkadaşlar... Black Sun e, renk ödülleri değişmiş, onlara da bakarsınız kendiniz. Şöyle bir de arenadaki renkler değişmişti galiba. Aynen Arena, ranked arena reward changes diyor, değişiklik olmuş. Challenger 3.100 inci veriyor artık. Ee, artık yani kaç önceden kaçtı? 3.000 falan olması lazım. 100 artmış diye düşünüyorum ben, tam emin değilim. Onlara da kendiniz göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Abyssal Gear craftlamada bu kırmızı red itemleri craftlamada 80 tane şey istiyordu normalde. Heroes Legacy 80 tane istiyordu. Hepsi için gereken Heroes of Legacy'e toplam 22 adet yapmışlar arkadaşlar. 80'den 22 düşürmüşler yani. Ee, daha da kolaylaştırmışlar. Bahsettiğim gibi Path of Power'da e, Hadum's Realm'le alakalı bir şey gelmiş. Onu da yaparsınız artık ne tarz ödüller veriyor hepsine bakmadık Etkinlikten de bahsettim ee, Şöyle Bir karakter oluşturabileceğiz mi? Hiçbir fikrim yok gerçekten Karakter yerinizde yoksa arkadaşlar şöyle mis geldikten sonra en altta ETG'ye geldikten sonra Eklemişler Hatta bayağı eklemişler bu sefer purchase per family aile başına alınabilecek karakter genişletme kuponu. 120 inci görebiliyorsunuz zaten. Ben iki kere almışım. 8 tane alabiliyorsunuz toplamda. Bunu alarak 120 inci kolay bir şekilde yer açabilirsiniz. Sanırım bende yer yok. Uzun zamandır girmiyorum dediğim gibi. Şöyle bir bakarsak. Lobiye gidip bir göz atalım. Maalesef yerimiz yok arkadaşlar. Yeni bir karakter oluşturacaktım fakat bu bu durum beni biraz üzdü. Daha sonra oluştururum büyük ihtimalle. Şimdilik bu şekilde video. Umarım elimden geldiğince size iyi bir şekilde anlatabilmişimdir yenilikleri. Videoya bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlarda da istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ek olarak açıklamada bıraktığım linklerden ve özellikle Discord linkinden sunucumuza katılabilirsiniz ve Bilgiler alabilirsiniz, özel sorular sorabilirsiniz. Şimdiden görüşmek dileğiyle arkadaşlar, kendinize iyi bakınız.